İtalya'nın Roma şehrinde bulunan Roma Forumu'ndayız. Forum'daki küçük bir tepenin üzerinde yer alan Titus kemerine bakıyoruz. Bunu su taşımak için yapılmış olan kemerlerle karıştırmayın. Tak ya da ark olarak da isimlendiriliyor. Bunlar genelde zaferler anısına yapılmış olan anıtsal yapılar. Bu kemer Titus'un anısına yapılmış. Titus'un Musevi savaşlarında kazandığı zaferi hatırlatmak ve onun anısını yüceltmek için kardeşi tarafından yaptırılmış. Titus bu savaşta nereyi fethetmişti derseniz Kudüs'ün fethini hatırlayalım. Yaklaşık 70-71 yıllarında Kudüs'ü fethetmişti. Yani bu anıt da zaferden yaklaşık 10 yıl sonra yaptırılmış. Burada klasik bir zafer takı formunu görüyoruz. Blok bir yapı ve iç kısımda fıçı şeklini andıran bir yay var. Kemer oluşturulurken bitişik veya içine geçen sütunlar kullanılmış. Daha ziyade bitişik sütunlar kullanılmış. Sütunlara dikkatle bakalım. Korint stilindeler, akantus yaprakları var ve aynı zamanda süslemeler de kullanılmış. Sütunlar iyon ve korint tarzının bir bileşimi, yani o zamana göre bir yenilik. Kolozyoma bakan tarafta bulunuyoruz. Sanırım sadece iç tarafta yer alan bitişik sütunlar orijinal. Evet, en azından bu sütunların bir kısmı orijinal. Burası çok ciddi bir restorasyondan geçti. Hangi parçanın orijinal, hangisinin ise restorasyon sırasında yapılmış olan ekleme olduğunu anlayabilmek için çok dikkatli bakmalısınız. Örneğin bu Zafer Tarkı'nın önemli bir kısmı özgün hali yani ilk yapıldığındaki hali değil. Ancak bize bir Zafer Tarkı'nın nasıl gözüktüğü, boyutları, duruşu hakkında fikir veriyor. İç tarafta iki adet önemli rölyef bulunuyor. Bir yanda Kudüs'ten ganimet toplayan Roma askerlerini görüyoruz. Alınan ganimetler arasında Menorah özellikle belirgin. Menora nedir onu da kısaca söyleyeyim. Musevilerin ayinlerde kullandıkları ve dini açıdan çok önem verdikleri yedikollu şamdana Menora deniyormuş. Hem ganimet olarak hem de Roma'nın zaferini simgelemesi açısından önemli olan bu kutsal Şamdan'ı Kudüs'teki tapınaktan almışlar. Buraya biraz daha yakından bakalım. Geçit töreni yapar gibi yürüyorlar ve kutsal Şamdan'ı omuzlarında taşıyorlar. Omuzlarında taşıdıkları Şamdan'la sağ tarafta gördüğünüz zafer takına doğru yürüyorlar. Roma'nın girişindeki bu tak gibi bir anıta doğru yürüyorlar. Savaşta elde edilenleri bu şekilde gözler önüne sermek ve anıtlaştırmak, Antik Roma devletinin gücünü vurgulamanın önemli bir yöntemi olarak kullanılmış. Eserin tarzına bakarsak, oldukça doğala yakın bir şekilde çalışıldığını söyleyebiliriz. Figürler, kumaşların vücutlarına sarılması ve vücut hatlarını belirginleştirmesi, hareketlerin betimlenmesi ve kompozisyonda düzlemin kullanımı da ilgi çekici. Bizden daha uzaktaki figürler alttaki rölyefte yer alırken, daha yakınımızdaki figürler üstteki rölyefte bulunuyor. Rölyef günümüz dilinde kabartma olarak kullanılıyor sanırım. Ancak yine de antik döneme ait anıtsal güzellikte kabartmaları gördüğümde rölyef olarak adlandırmayı tercih ediyorum. Vücutlar adeta duvardan çıkacakmış gibi, neredeyse kendi başlarına ayakta durabilecekmiş gibiler. Başarıyla şekillendirilmişler ve bu figürler sağ taraftaki kemere doğru yürüyor. Neredeyse kendi başlarına ayakta durabileceklermiş gibi, başarıyla şekillendirilmişler. Burada da gerçeğe yatkınlığın gözetildiğini görüyoruz. Vücutların şekillendirilmesi, derinlik duygusunun verilmesi. Bu Konstantin takını incelediğimizde oluşacak kontrast açısından ilginç bir nokta olacak. Konstantin Tak'ında sonradan diğer anıtlardan sökülerek eklenenlere değil de bu tak 4. yüzyılda ilk yapıldığında üzerinde bulunan orijinal rölyeflere baktığımızda vücutlardaki orantısızlığı, örneğin başlarının vücutlarına oranla ne kadar büyük olduğunu göreceğiz veya elbiselerdeki kıvrımların tamamının birbirine paralel yapılmış olduğunu. Şu an incelediğimiz anıtta ise kumaşların kıvrımları üç boyutlu gibi görünüyor, vücudu ustaca sarmış. Bu zafer takının kolosyumun önünde yer alması da ilginç bir nokta. Zira kolosyum da muzaffer kumandanın Kudüs'ten getirdiği ganimetlerle yapılmış. Diğer tarafa da bakalım. İmparatoru bir savaş arabasında görüyoruz. Arabayı bir grup at çekiyor. Yine doğala çok yakın bir şekilde canlandırılmış. Figürler çok başarılı, zarif bir kontrast oluşturuyorlar. Atlar da çok doğal görünüyor ve hareket halinde. Erkeklerin yüzüne baktığınızda o kahramanlık ifadesini hissediyorsunuz. Hoş bir uyum içindeler. Uyumu sadece savaş arabasını çeken dört atın hareketlerinde izlemiyoruz. Aynı zamanda kalabalığın üzerine yükselmiş olan mızraklar da çok ahenkli. çoğu zafer takında atlar bronzdan yapılmış olur aslında. Heykelin tamamına baktığımızda çok ahenkli bir görsellikle karşılaşıyoruz. Bu ahengin izlerini atların ayaklarında da gözlemliyoruz. Orta kısımdaki bu şerit oldukça yoğun çalışılmış. Askerlerin vücutları, atlar oldukça yoğun. Burada görsel bir şölen var. Bakın, sanki olay şu anda gerçekleşiyormuş ve biz de kendi gözlerimizle seyrediyormuşuz gibi değil mi? İmparator geçiyor. Zafer alayının başında imparator var. O anı hissedebiliyoruz. Bu zafer takına ilişkin olarak ilginç bir husus daha var, onu da aktarayım. Kardeşinin bu anıtı yaptırmasına kadar geçen sürede Titus halkın gözünde çok kutsal bir mertebeye ulaşmış. Olağanüstü güçleri olan bir tanrı gibi algılanmaya başlamış. Dolayısıyla burada Muzaffer İmparator'un canlandırılmasında gerçek olanla olmayan iç içe geçmiş durumda. Arabada İmparator'un hemen arkasında zafer selamı veriyor. Gerçek olanla alegorik olan iç içe. Bu sebeple de iki tane Titus var.